Merhaba değerli Arıcılık TV takipçilerimiz. Bugün sizlerle katta bulunan bir arıdan bölme alma işlemi yapacağız. Bu bölme işlemini yaparken bölüm bölüm bunları da devamını sağlayacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi yapılması gereken, biz peki katta niye böyle bir işlem yapıyoruz? Daha mevsim erken, bal sezonuna ve bulunduğumuz yerdeki kestane zamanına daha olduğu için biz kattaki bir arımızdan şurada yanda görülen ruşet kovandan bir bölme işlemi yapacağız. Şimdi anam da yanımda hazır. Gördüğünüz üzere şöyle 2022'nin kraliçesi sarı boyalı. Bunu şimdi şurada görülen ruşet kovana verme işlemi yapacağız. Şimdi ruşet kovanda ne yaptım ben? Şöyle iki tane yarı ballı ve ballı ve petekli kabarmış çıtalarımı koydum. Bu şekilde. Siyah. Şöyle kafalarını da yan tarafa alıyorum. Evet, üstlerini de temizledim. Bunun da aynı şekilde şu üstteki şeyden alıyorum mumlarını. Şimdi bunu içine getirip, şimdi sağlı sollu koydum bunu arasına. Şimdi kattaki kovanıma gidiyorum birlikte. Evet. Şimdi dumanımızı da alalım. Bölme yapacağım veya bölme alacağım. Kovanım bu. Şöyle yakından da çekebilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi ben buna kat atmıştım. Ve arının kattan biz geç kaldığımız için yan tarafa gördüğünüz üzere kabarmış ve şey yapmış. Kendinden mumlar asmış. Bakın. Hem şurupluğun içine hem de aşağıda bulunan yan tarafa bakın şöyle. Evet, bu bizim arımıza kata geç çıta vermemizden kaynaklanan bir durum. Boşu boşuna arı oraya çalışmış bulunmaktadır. O yüzden dolayı sessiz olun. Kata çıta vermekte ve ilave petek vermekte geç kalmayınız. Şimdi şu şekilde şurupluğumu yan tarafa alıyorum. Daha Mayıs ayının başındayım. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Yani resim de alabilirsin video çekerken, alabiliyorsan. Onu şöyle yana koyuyorum. Daha sonra kapalı peteklerden alacağım. Bunu unutmayın. Eğer günlü alırsanız muhtemelen ondan anarı memesi yapacaktır. Ben şu şekilde. Evet, ilk çerçevemi çıkartıyorum. Hep birlikte. Evet, çok güzel. Arı çerçeveyi kapatmış. Ve erkek arı da var. Şu gözler de bakın. Erkek arı petekleri ve buradan da güzel bakın bal da yapmış arılar. Aynı zamanda şöyle şurupluğun içine atalım. Bakın. Çok güzel. Yavrusu var. Tutar tutalım. Kraliçe var mı yok mu onun da kontrolünü yapacağım. Ona göre bölme işlemimi yapıyorum. Evet. Bunu olduğu şekilde alıyorum. Ve buradaki bölme yapacağım kovana bırakıyorum. Şimdi ikinci çıtayı alıyorum. Evet. Şimdi anarı hiç kontrolü yapmadım. Yani üzerinde göremedim anarıyı. Aynı şekilde bir sonraki şeye bakıyorum. Çıtama bakıyorum. Evet. Gayet arımız da sakin. Bakalım burada anarıyı görebilecek miyim?
Evet, kraliçe arımız burada yok. Bakın içine de eğer çekebiliyorsanız, bakın şunlar erkek arı. Erkek arı gözleri. Onlar hepsi erkek arı çıkacak oralarda. Ve yeni erkek ana arı kraliçeler, aday kraliçelerle çiftleşme uçuşlarına çıkacaklar. Şurada ben size çerçeve üzerinde de erkek arıyı göstereyim. Bakın şu erkek arımız. Bakın şu erkek arı. Genelde yeni arıcılarımız bunları karıştırıyor olabiliyorlar bazen. Ana arı mıydı, erkek arı mıydı diye. Evet, burada ana arıyı yine göremiyorum. Bunu da aynı şekilde yan tarafa alıyorum. Evet. Şimdi yine bu tarafa geliyorum. Bu çıtama da bakacağım. Evet, gayet sakin arımız. Ama hala kraliçeyi göremedim. Yani içimde bir kuşku var. Acaba öbür tarafa kraliçe gitti mi gitmedi mi diye. Bunun öğrenmenin tek yolu tabii ki anarıyı görebilmek. Şimdi bunu da yan tarafa geçiriyorum. 3 tane yavrulu. Evet. Evet. Bu şekilde bölmemi oluşturdum. Şimdi buradaki duruma bakacağım. Anarıyı görüp göremeyeceğim konusunda arama işlemlerine devam edeceğim. Evet, bu bir ballı çıtamız. Komple. Anarıyı göremedik hala. Şimdi katı kaldırıp şöyle yan tarafa koyuyorum. Pardon, şöyle koyalım. Gördüğünüz üzere şu üsttekiler hepsi erkek arı larvaları. Yan tarafta kontrol işlemlerine hemen başlıyorum. Bakın arı alt kata değil de tamamen üst kata çalışmış. Bak, bunu üste çekiyorum. Evet, bunu da üste çıkartıyorum. Yani şimdi buradaki olay arıya bizim erken kat atmamızdan kaynaklı bir durumun nasıl arının yukarıya çalıştığını öğrenmiş oluyoruz. Şimdi buradaki da azaltmaya da gidebilirim. Yani katı alıp arının tek katta çalışmasını sağlayacağız. Çünkü arıcılık bir bütündür. Her safhasında farklı bir uygulama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Kovan açarken farklı bir uygulama düşünüyorduk. Ama şimdi arıyı benim tekrardan alt kata almam gerekiyor. Ve bundan dolayı kraliçenin burada olduğundan emin olacağım. Bakın yeni iç arı adayları çıkıyor. Bakın şu gözden çıkmaya çalışıyor.
Bakın. Bütünü yırtmış. Şuradan çıkıyor. Bunu koyuyorum. Şimdi bir yana gidiyorum. Görmüş olduğunuz üzere aramızda maşallah çok sakin. Evet, anarımız burada. Artık özgürce çalışabilirim. Evet. Şimdi kurcalamanın artık bir anlamı yok. Bunu hemen yerine bırakıyorum. Ve buna kat atmak için bir alt katı iyice doldurup bir üstte kat almamız gerektiğini burada anlamış bulunuyoruz. Şimdi diğer tarafa biraz da ara sirkelemem gerekiyor. Onu üst kattan yapacağım. Bunlar alt kat kalsın böyle. Hatta durun, üst kattaki çerçevelerden aşağıya aralara atmam gerekecek. Şöyle koyuyoruz ve olduğu şekilde. Evet, burayı yan tarafa alıyoruz. Daha sonra bundan da biraz mevcut koyuyorum. Şimdi yine aynı şekilde üstte kalan şu çerçeveyi alt kata koyuyorum. Ne yaptım bundan? Şunları da alalım. Alt tarafa biraz daha yayılmasını ve 3-5 gün sonra kat atma işlemini yapacağım. Şimdi şu üzerinde aldığım keki de aynı şekilde bırakıyorum buraya. Ve akabinde daha sonra bunu aynı şekilde koyuyorum ve arıyı kata çıkmaması konusunda çerçeve koymayacağım. Arıyı bu şekilde bırakacağım. Birkaç gün sonra arı aşağıya yayıldığı zaman, sol taraftaki petekler de iyice yayıldıktan sonra arıyı üste çalıştıracağım. Ve bu
bunu bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra bunu kapattıktan sonra şimdi diğer tarafa geçiyorum ve anahtarımızı vereceğim şimdi. Şimdi anahtarımızı şöyle orta çerçeveye bırakacağım. Genelde aracılarımız 2 gün önce bölüp 2 gün sonra anahtarsızlığını hissettikten sonra vermesi gerekir. Biz böldüğümüz gibi şu an anahtarımızı verebiliriz. Bu işlem de yapılabilir. Biraz risklidir. 2 gün önce bölmek daha garantilidir. Şuradaki olan şu telleri, zımba tellerini söküyoruz. Daha sonra şu şekilde bakın. Şuradan arılar bunu yiyerek çıkartacak. Aynı zamanda arıların hızlı bir şekilde almasını istiyorsanız şuradaki keki de şu tel kısmında kaldırarak buradan daha hızlı bir şekilde yemesini sağlayabilirsiniz. Ben zamanla kabul etsinler diye şu şekilde bunu koparabilirsem şu anda. Tamam. Şu şekilde burayı koparttım ve şu, yani bunun çok şey önemli değil ama şöyle aşağıya bakacak şekilde koyarsanız daha garanti olur. Evet. Bu şekilde arımızı koyuyorum ve aynı zamanda ve şu şekilde şuruplumu da koyabilirsem koyacağım. Şuruplumu da koydum ve buradaki bu anahtarı kafesinde sağlam bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum ve yaklaşık 5-6 gün sonra bunu gelip ben kontrol edeceğim. Evet, bu videonun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.